Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim videomda bakın eldiven yapıyoruz. Yapılışı oldukça kolay. Bir günde bir çift eldiven örüp hemen takabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Yapılışı oldukça kolay dediğim gibi. Şöyle hemen elimde olanı da göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık. Bu parmaksız eldivenler zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Çok kullanışlı oluyor. Hemen kullandığım iplerden bahsedeyim. Şöyle bunun kağıdını atmışım. Krem rengi olanınkini göstereyim. Diğeri de yine Angora Gold simli. Elimde olanın renk numarası burada. Sizler dilediğiniz markanın, dilediğiniz renk ipiyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Tığ numarası olarak da 2,5 milimlik tığ kullandım bu elimdekine. Bu diğerini ise bakın daha gevşek. Bunu da 3 milimlik tığla örmüştüm. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı tercih edersiniz. Şimdi nereden başlıyoruz? Hemen şöyle göstereyim. Öncelikle motif olan kısımdan başlıyoruz. Şu ortadan sihirli halka yaparak önce motifimizi tamamlıyoruz. Sonra aynı motiften bir tane daha yapıyoruz ve birleştirme aşamasına geçiyoruz. Yapılışı oldukça kolay, çok çabuk biten eldivenler. Şimdi dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden eldivenimizin anlatım aşamasına geçelim. Şimdi dediğim gibi orta kısımdan başlıyoruz. Şimdi ben bu eldivenin eşini yapacağım. Krem rengi ipimle sihirli halka çekerek orta kısımdan örmeye başlayalım. Şöyle sihirli halkamı oluşturdum. Bir sık iğne ile sihirli halkamı kapattım. Bu ilk zincirimiz oldu aynı zamanda. Üzerine çekiyorum. 2, 3. Toplamda 3 tane zincirle yukarıya çıkmış oldum. Şunu alayım. Onu netlemesin. Tığımın başını doladım. Yapmış olduğumuz sihirli halkamın içinden batarak ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım. Yine sihirli halkamın içinden batıyorum. Ve ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde toplamda 16 tane ikili trabzanımız oluşana kadar devam edelim. İlk başta yukarıya çıkarken çekmiş olduğum zinciri de trabzan olarak sayacağım. Bakın burada. Bunu da şöyle yapayım net görünsün. Trabzan olarak sayıyoruz. Onunla birlikte toplamda 16 tane trabzan olana kadar devam edelim. Toplamda 16 tane trabzanım oluşana kadar örmeye devam ettim. Şimdi artık 16. trabzanımı yaptıktan sonra şu sihirli halkamızın kısa ipini çekerek ortadaki yuvarlağımızı küçültüyoruz. Ve yukarıya çıkarken çekmiş olduğumuz zincirin tepe kısmından bakın ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Ve motifimizin ilk aşamasını bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle bir ilmek oluşturup ipimi sabitledim. Artık fazlalık olan kısmı keselim. Mavi ile devam edeceğiz bir üst sıraya. Şimdi mavi ipimi alıyorum. Hemen şöyle eldivenimde de göstereyim. Orta kısmı tamamladık. Şimdi üstteki fıstıklı olan sıraya geçiyoruz. Önce bir tane ilmeğimi oluşturdum bu şekilde. Motifimin herhangi bir noktasından buradan battım. Sık iğne olarak önce buraya sabitledim ipimi. İlmeğimi yukarıya doğru uzattım. Tığımın başını doladım. Yine aynı batmış olduğum noktaya. Bu bir olarak sayıyorum. 2 doladım.
3, doladım, 4. Dörtlü bir fıstık yapmış oldum. Bir zincirle fıstığımı kapattım. Araya bir tane zincir çektim. Yine tığımın başında doladım. Şimdi bir sonraki trabzanın tepe noktasından hemen yanından 1, 2, 3, dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım. Bir zincirle sabitledim. İkinci fıstığımız da oluştu. Araya bir tane zincir çekip yine bir sonraki boşluktan fıstık yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, dörtlü fıstığımı yaptım, kapattım. Bakın 3 tane fıstığımız oluştu. Şimdi bu şekilde altta 16 tane trabzanımız vardı. Her bir trabzanın tepesinden batarak fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Fıstıklarımız da toplam 16 tane olacak. Bakın örmeye devam ettim ben. Şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane fıstığım oldu. Bir zincir çektim. Son iki fıstığı da yapalım. 1, 2, 3, 4 fıstığı yaptım. Kapattım. Bir zincirle sabitledim. Araya bir tane zincir çektim. Şimdi son kalan boşluğumuza da 16. fıstığımızı yapıyoruz. Ve fıstık sırasında bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 2, 3, 4'lü fıstığımı yaptım. Kapattım. Şimdi son olarak bir zincir çektim. Şu ilk başta yaptığımız fıstığımın tepe kısmından bakın. Yine ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Bir zincir çekerek ipimi buraya sabitliyorum ve yine fazlalık kısmı kesip bir sonraki sıraya geçiyoruz. İkinci sıramız da tamamlanmış oldu. Şimdi krem rengi ipimle bir üst sıraya geçeceğim. Yapraklı olan kısmı yapacağız. Hemen şöyle göstereyim. İlk sırayı tamamladık. İkinci fıstık sırasında tamamladık. Şimdi şu krem rengi ile olan taç yapraklı olan kısmını yapıyoruz motifimizin. Yine önce bir zincir, bir ilmek oluşturdum burada. Şöyle fıstıkların herhangi bir yerinden her iki fıstık arasında, bakın şurasından başlayalım. Önce bir sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Üzerine bir, iki tane zincir çektim. Zaten bu da bir zincirdi. Toplam 3 tane zincirim olmuş oldu. Tığımın başını doladım. Aynı zamanda şu bağladığım ipi de örgümün arkasında gizleyerek örüyorum. Yine aynı noktadan batarak. Şimdi bakın. 1, 2 sefer topladım. İlmeğim tığımda duruyor. Tığımın başını doladım. Yine aynı noktadan battım. 1, 2 sefer topladım. İlmeğim duruyor. Son kez. 1 topladım. 2 topladım. 4 tane ilmeğim oldu tığımda. Yukarıya çıkarken çektiğim zinciri de trabzan olarak saydım. Hepsini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Araya bir, iki tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Şimdi bir sonraki fıstık boşluğuna geçeceğiz. Battım. İlk ilmeği aldım. İkinci kez ve bıraktım. Doladım. Bir, iki seferde çıktım ve tam kapatmıyorum. Yarım trabzanlar yapıyoruz burada bu şekilde. Toplamda 4 tane. Bakın 4 tane trabzanım oldu. Ve kapatıyorum şimdi. Araya 2 tane zincirimizi çekelim. Şimdi doladım bir sonraki fıstık boşluğuna.
Her bir fıstık boşluğuna bu şekilde taç yapraklarımızı yapıyoruz. Bir, iki sefer çıktım ve kapatmadım. Bir, iki, doluyorum. Yine şu ilk baştaki ilmekle birlikte toplam 5 ilmeğimiz oldu. 4 tane de trabzanımız. Kapatıyoruz. Bir zincirle de sabitliyoruz. Araya 2 tane zincir. Bakın yapraklarımız da burada oluşmaya başladı. Bir tane daha yapalım birlikte. Doladım. Bir sonraki fıstık boşluğuna. Bir, iki seferde çıktım. Doladım. Yine bir, iki seferde çıktım. Son kez. Dördüncü trabzanımı yaptım. Ve kapattım. Bir zincirle de sabitledim. Aralarında ikişer zincir olacak şekilde bu sırayı da başladığımız noktaya gelene kadar tamamlayalım. Motifimin yaprak olan sırasında örmeye devam ettim. Hemen şöyle bakalım. Burada son bir taneyi bıraktım. Onu da birlikte yapıp birleştirmemizi yapalım. Son yaprağı yaptıktan sonra yine iki tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başını doladım. Bakın son boşluğum kaldı. İki seferde çıktım, doladım. Yine iki sefer çıktım, doladım. Toplam 4 tane olana kadar son bir ilmeği bırakarak devam ettim. 2, 4, 5 tane ilmeğimiz oluşunca kapatıyoruz. Bir zincirle de sabitliyoruz. 1, 2 zincir çektim. Şimdi şu ilk yaptığımız yaprağın tepe noktasından yine ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Burada krem rengi ipimi kesiyorum. Şimdi yine mavi iple devam edeceğiz. Hemen şurada görelim. Bakın 1, 2, 3. sırayı tamamladık. Şimdi 4. motifimizi köşe yaptığımız sıraya geçtik. Önce bir ilmek oluşturdum. Yine motifimin herhangi bir noktasından şurayı seçtim. Bir tane sık iğne ile buraya bağladım ipimi. 1, 2, 3 tane zincirle yukarıya çıktım. Tığımın başını 1, 2 sefer doladım. Aynı noktaya batıp aynı zamanda ipi de arkada gizleyerek 1, 2, 3 seferde çıktım. Üçlü bir trabzan yaptım. Yine 2 sefer doladım. Aynı noktaya battım. 1, 2, 3 seferde yukarıya çıkarak üçlü trabzan yaptım. Burası bizim köşe noktamız olacak. Şimdi araya hiç zincir çekmedim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. İkili trabzan. Doladım. Yine aynı noktaya ikili trabzan. Doladım. Son kez ikili trabzanımı yaptım. Köşemizin yarısını yaptık şimdi. Hemen şöyle göstereyim bakın. Köşeleri dört köşe halde getirmek için köşeleri uzun trabzanlar yapıyoruz. Aralarda hiç zincir çekmeden hemen doladım tığımın başını. İkili trabzan. Toplamda 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Bir sonraki boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Burası köşe noktamız.
Araya 3 tane 3 grup halinde üçlü trabzanlar yaptık. Şimdi buraya tekrar köşe yapacağız. Tığımın başını 2 sefer doladım. 1 2 3 seferde çıktım. Yine 2 sefer doladım. Üçlü trabzan. Doladım. Köşemin yarısını oluşturmuş oldum. Araya 2 tane zincir çektim. Tekrar 2 doluyorum. İki doladım. Üçlü trabzan yaptım. Son kez 2 doladım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi araya yine burada olduğu gibi 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Aralarda zincir yok. Yuvarlak olan motifimizi bu şekilde kare hale dönüştürmüş oluyoruz bu sırada. Son kez. İki doladım. Yine buraya köşemizi yapacağız. Bir, iki, üç seferde çıktım. İki doladım. Daha önceki köşeleri yapmış olduğumuz gibi bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Araya iki tane zincir. Yine aynı köşe noktasına üç tane daha üçlü trabzan. Yeni köşemiz de oluştu. Şimdi bu şekilde başlama noktasına kadar örmeye devam edelim. Motifimi örmeye devam ettim. Bakın bu aşamaya kadar ördüm. Şöyle göstereyim. Son bir köşemiz kaldı. Zaten yarısını yapmıştık son köşemizin. Şimdi 2 doladım. Buraya yarım köşe yapıyoruz. Sıraya başlarken yarısını zaten yapmıştık. Son kez. Şimdi 1 2 tane zincir çektim. Yukarıya çıkarken çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimiz vardı. Onun tepe noktasından 3. zincirin içinden batıp ilmek kaydırma olarak buraya birleştirdim. Bir zincirle sabitleyip artık ipimi burada kesiyorum. Eldivenimiz iki motiften oluşuyor. Şimdi ilk motifi birlikte yapmış olduk. Aynı motifin tekrarını bir kez daha yapalım. Bir tane daha olduğunda eldivenimizi birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi ben örmeye devam ettim. Diğer motifimi de bu aşamaya kadar ördüm. Eğer siz kalın numara şişle örecekseniz bakın bu şekilde yapacaksınız. Şu buraya kadar örüp ilk baştan başlayıp burada motifi birleştirirsiniz. Sonra bu kenarı örüp çeviriyoruz ve diğer ucu da birleştirdiğimizde olmuş oluyor. Eğer daha büyütmek isterseniz şimdi benim de burada yapacağım gibi bu kenar sıralarını 2 sıra yapıyoruz. Ölçerek yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde elinizin üstüne koyun. Nasıl? Küçük mü büyük mü bu şekilde karar verip kenar sırasını dilerseniz bir sıra, dilerseniz de iki sıra yaparsınız. Ölçerek örmekte fayda var. Şimdi ben hemen şöyle buradan başladım. Diğerinde olduğu gibi bir başı tamamladım. Tekrar buradan başladım. Diğer başında yarım köşesine kadar örmeye devam ettim.
Şimdi burada birleştirmeye başlıyoruz. Yarım köşeyi ördüm dediğim gibi. Bir tane zincirimi çekiyorum burada. Şöyle ilmeğimi uzattım hafifçe. Herhangi bir köşeden, motifimizin herhangi bir köşesinden, bakın ön yüzü. Buradan battım. Bunun da ön yüzü. İlmeğimi buradan geçirdim ve bir zincirle bağladım. İkisinin de ön yüzü. Şöyle kapadığımızda ikisinin de ön yüzleri üstte kalıyor. Tığımı yine iki sefer doluyorum. Yarım köşenin olduğu yere 3 seferde çıktım. Yine ilmeğimi uzattım burada. Bakın şöyle bitmiş olan motifimden, şöyle hemen üçlü trabzanın tepesinden ilmeğimi buradan geçirdim. Hiç zincir çekmeden 2 sefer doluyorum. Köşeye battım. Yine 3 seferde çıktım. İlmeğimi uzattım. Şimdi ortadakini atlayıp son kenara, üçüncüyü yaptığım için ilmeğimi çıkardım dışarı. 2 sefer doladım ve köşe kısmına batarak köşeyi tamamladım. Bu şekilde şöyle göstereyim. Köşe kısmımızı birleştirmiş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Şu ilmeğimi yine uzattım. Bitmiş olan motifimin hemen, bakın şuradan batıyorum. İlmeğimi buradan tığımla çektim. Tığımın başını doladım. Şimdi buraya alta üçlü trabzan. Yine ilmeğimi uzattım. Aynı şekilde ilerliyorum. Doladım. Bakın birleştirmemiz bu şekilde oluyor. Doladım. Şimdi bir sonraki üçlü grubu yapmak için bir sonraki boşluğa geçtim. Ve hemen karşısına gelen trabzanın tepe noktasından ilmeğimi çektim. Ve sonrasında trabzan. Bir iki tane oldu. Şimdi üçüncüyü yapalım. Üçüncüyü yapmışım. Şimdi iki dolayıp köşeye geldik. Sayalım yanlış olmasın. 1, 2, 3 tane bir köşe kısma gelmiş olduk. Yine aynı şekilde devam ediyoruz köşede de. İki doladım. Köşe için olan ikinci üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi burada üçüncüyü yaptığımda bir zincir çekiyorum. Köşe noktasından tekrar bir zincir çektim. İki doladım. Ve üçlü trabzan yaptım. Eldivenimizin bakın ilk tarafını bu şekilde birleştirmiş olduk. Sizler eğer tek sıra yapacaksınız, burayı birleştirdikten sonra
Burayı da örüyoruz. Burayı örmeyeceğiz dediğim gibi. Tek baş yaparak birleştirmeye başlıyoruz. Sonra bu şekilde katlayıp tek sıra yapacaksanız burayı birleştirme yapmadan ördükten sonra tekrar bu şekilde katlayıp burayı da birleştirerek devam edersiniz. Şimdi ben iki sıra olanı gösterdiğim için şimdi burayı birleştirme yapmadan köşe noktasına kadar örüyorum. Üst kısmı örmeye devam ettim. Köşeye geldim. Köşenin yarısını örmüştüm zaten. Diğer yarısını da birlikte örelim. İlk sırayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başında doladım. Çektiğim 3 tane zincirin tepe noktasından buraya küçücük bir ikili trabzan ve birleştirdim. Hemen şöyle bakalım. İki motifi bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağız? Bir sıra örmeye devam edeceğiz. Sonrasında tekrar buraya geldiğimizde eldivenimizi birleştireceğiz. Şimdi ben örmeye devam edeceğim. Hemen bir üst sırayı da göstereyim. Bakın 1, 2. Artık uzun köşe yapmıyoruz. Doladım. Normal ikili trabzanlar. Motifimizi köşeli hale getirdik zaten. Hiç zincir çekmeden. Doladım. İkili trabzanlar yapıyorum. Aralarına zincir çekmiyorum. Sıradaki köşeyi de göstereyim sizlere. Dediğim gibi artık uzun köşe yapmıyoruz. İkili trabzan olarak devam ediyoruz köşe kısımlarına da. 3 tane ikili trabzanımı yaptım köşem için. Araya 2 zincir. Yine aynı köşe noktasından 3 tane daha ikili trabzan. Şu aradaki köşe noktasında göstermek istediğim için buraları örerek ilerliyorum. Şimdi buraya geldiğimizde bakın yine zincir çekmeden geldim. Şu köşeye battım. Buradan bir trabzan aldım. Bir de ortadaki birleşme noktasından. Bir de diğer köşeden. Buraya bu şekilde üçlü trabzan yapmış olduk. Yine sıraya devam ediyoruz bu şekilde. Şurası hiç düzgün olmadı. Tekrar yapalım. Şöyle bakayım onu nasıl yapmışım. Hayır, birleşme noktasını bir buraya bir buraya yapmışım. O yüzden düzgün olmamış. Bakın bu şekilde bu boşluğa 3 tane ikili trabzan. Araya zincir yok. Hemen bir diğer köşe noktasına buraya. Bu şekilde. Diğerini böyle yapmışım. Şimdi yine devam edelim. Köşeleri yapıyoruz. Bu tarafa geldiğimizde de yine 3 tane buraya, 3 tane de köşenin diğer tarafına yaparak ilerleyelim. Başladığımız noktaya gelelim. Şimdi bakın
Sırayı tamamladım ben. Buradan başlamıştık birlikte. Orta kısmı yaptık. Sıranın sonuna kadar örmeye devam ettim. Şimdi burada bu şekilde katlayıp yan tarafa birleştirme yapacağız. Burasının ikinci sırasını örmüştük zaten. Şimdi buranın ikinci sırasını örerken de şöyle ters kısmı içeride kalacak şekilde kapatıyoruz ve ikisini birleştiriyoruz. Bu tarafta yapmış olduğumuz gibi. Köşe için 3 tane trabzanımı yaptım ve bir tane zincirimi çektim. Hemen karşıya gelen köşeden ilmeğimi dışarıya çektim. Bir zincir. Hatta şöyle yandaki trabzandan da batalım. Doladım. Tekrar köşeye döndüm. İkili trabzan. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Köşe için ikinci trabzanımı yaptım. Şimdi köşenin ikincisine doladım. Tekrar köşeye geldim. Örmüş olduğum köşeye. Üçüncü trabzanımı yaptım. Ve hemen karşısına gelen üçüncü trabzanın tepe noktasından birleştirdim. Şimdi bir alta geçiyorum. Hemen şöyle bakalım parmağımızı nereye yapmışız. Bu sol elimiz olacağı için parmağımızı buraya yapacağız. Hemen şöyle bakıyorum. Bir, ikinciye. Hemen şöyle anlatayım size. Şimdi bakın köşeyi birleştirdim. Hemen şunu geri alayım da net olsun. Köşeyi birleştirdik. Buraya parmak kısmımızı yapacağız. Parmak için istediğimiz büyüklükte bırakıp devam edeceğiz. Hemen şöyle bakalım nerelere yapmamız gerekiyor parmağımızı. Bu kadar yeterli olur. Üst kısma zaten yukarıya doğru devam edeceğiz. Şuradan bahsediyorum. Köşeyi birleştirdim. Şöyle göstereyim. Sadece köşe kısmı birleştirdim. Tığımın başını doladım. Şimdi alta indim. Burayı da birleştirme yapmadan ilerliyorum. Karşıya birleştirmeden üçlü trabzan doladım. Yine üçlü trabzan. Tekrar doladım. Bir alta geçtim. Tekrar doladım. Bir alta geçtim. Şöyle bakın. Burası birleştirmeden ayrık kaldı. Burası parmak boşluğumuzu oluşturacak. Burada hemen birleştirmeden 1, 2, 3 tane yaptım ve ilmeğimi uzattım. Buradan karşıdan da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4.den tığımla attım ve ilmeğimi dışarıya çıkardım buradan. Parmak noktamız burada oluşmuş oldu. Yine aynı şekilde birleştirmeme devam ediyorum. Parmağımız burada. Parmak yerimiz oluşmuş oldu. Buraya baş parmağımızı yapacağız. Şimdi diğer köşeyi de tamamlayalım. İkili trabzan. Karşıdan batıp ilmeğimizi alıyoruz. Ben bu şekilde birleştirme yaptım. Sizler bildiğiniz başka birleştirme şekli varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Son kez.
eldivenimizin gövde kısmını, şu elin üstüne ve iç kısmına gelecek olan kısmını yapmış olduk. Şu alta yine bir sıra örmeye devam edeceğiz. Burası 2 sıra, burası da 2 sıra. Bakın şurayı. Burayı yine örmeye devam edeceğiz. Hemen göstereyim sizlere. Bir, iki zincirle yukarıya çıkıyorum. Doladım. Şimdi dönerken de şuraya. Son yapmış olduğum trabzanın içine. İkili trabzan yaptım. Doladım aynı noktaya. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şu yukarıya çıkarken çektiğim zincirde trabzan saydım. Doladım. Şimdi köşeye ya da köşeye batmayalım. Çok gevşek olmasın bilek kısmı. Hemen yandaki trabzanların üzerine geçtim. Artık aralara değil, lastikten önceki sırayı yaptığımız için her bir trabzanın tepesine batarak ilerliyoruz. Burada az önce gösterdiğim gibi bakın. Neresiydi burası? Her bir trabzanın tepesinden batıyoruz. Artık aralara batmıyoruz. Lastikten önceki sıra burası. Yine bu tarafta da aynı şekilde. Şimdi ben başlamış olduğum noktaya gelene kadar örmeye devam ediyorum ikili trabzanlarımı. Trabzanlarımı yaparak köşe noktasına kadar birleştirme olduğu yere kadar geldim. Buraya hafiften uzun bir ikili trabzan yaptım. Doladım. Hemen ortada birleştirme noktasına, şöyle tam birleştirme noktasına gelsin. Yine hafiften uzun ikili trabzan. Doladım. Şimdi köşe noktasına yine hafiften uzun bir ikili trabzan yapıyorum. Şurası iç kısma çektiği için düzgün ilerlesin diye. Sonrasında yine her bir trabzanın tepesinden ikili trabzanlarımızı örmeye devam ediyorum. Başlama noktasına gelene kadar. Sonrasında da lastik ördüğümüze geçiyoruz. Başlama noktama geldim. Burada nasıl yapmıştık? Bir köşeye ve de sıradaki trabzanın içine iki tane yapalım. Ve yukarıya çıkarken çekmiş olduğum zincirin içinden ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Bakın bir sıra iki trabzan örmüş oldum şimdi. Lastik örgüyü nasıl yapıyoruz? Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. 1, 2 zincirle yukarıya çıktım. Doladım. Sıradaki ilk trabzanın şöyle ön kısmından batıp etrafında doladım. Ve ikili trabzan. Tığımın başını doladım. Şimdi sıradaki trabzanı da bu şekilde bakın arka tarafından öne çıkardım. İkili trabzan. Doladım. Şimdi üçüncüyü ön taraftan bu şekilde bir önden bir arkadan dolayarak tığ işi lastik örgümüzü oluşturuyoruz. Doladım. Şimdi arka taraftan batıyorum. Bir ön taraftan şöyle yakından göstereyim. Bir de sıradakini arka taraftan batarak lastik örgümüz bu şekilde oluşuyor. Trabzanların tepesine değil de
ortalarından batarak yapıyoruz. Bu şekilde lastik örgü oluşuyor. Bir üst sıraya geçtiğimizde de yine üstten battıklarımızın üstünden, alttan battıklarımızın da altından yaparak örmeye devam edeceğiz. Ben bu sırayı tamamlayıp geleyim. Lastik örgümü örmeye devam ettim. En son arkadan batmıştım. Önden doladım. Bakın şimdi burada iki tane kaldı. Bunlar da sıkıntı değil. Bu şekilde ikisini birlikten batarak arkadan ördüm ve kapattım. Sıradaki ilk yapmış olduğum lastik örgünün üzerine birleştirdim. 1 2 zincirle yine yukarıya çıktım, doladım. Altta ne yaptıysam o şekilde ilerliyorum. Bakın üstten batmışım, yine üstten battım. İkili trabzan. Doladım. Sıradaki bakın arka taraftan batık görünüyor. Onu arkadan batıyorum. Bir sonrakini önden. Bu şekilde sıralar ilerlediğinde lastik örgümüz de ilerliyor. Bu şekilde görünüyor. Şimdi ben bunu örmeye devam edeceğim. Sonrasında yine üst kısma geçerek burada da ipi bir kenardan bağladıktan sonra yine lastik örgümüzü yapacağız. Dilediğimiz boyuta gelene kadar parmak olan kısmı da bakın birlikte yaparız. Yine aynı şekilde aslında ama belki takılabilirsiniz. Orayı birlikte yapalım. Şimdi her iki tarafındaki lastik örgüleri örelim. Sonrasında parmak örgüsü için tekrar birlikte devam edelim. Şimdi eldivenin her iki tarafında lastiklerini tamamladım ben. Görüntümüz bu. Şimdi artık bu aşamada parmağımızı yapacağız. Şöyle bakalım. Şimdi buradan ikili trabzanlar yapıp buraya lastik örgüyle eldivenimizin parmak kısmını da yaparak tamamlayalım. Öncelikle yine bir ilmek oluşturdum. Herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. İkili trabzanlar yapacağız. Şöyle buradan başladım. Bir sık iğne ile buraya ipimi sabitledim. 1 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesinden ikili trabzan. Tığımı doladım. Yine bakın sıradaki trabzanın tepesinden ikili trabzanımı oluşturdum. Bu şekilde şurada görünen her bir trabzanın tepesinden batarak ikili trabzan yapıyoruz. Eldivenimizin bilek ve uç kısmında yaptığımız işlemin aynısı aslında. Şöyle bakın. Her bir trabzan tepesinden batarak. Burası bu şekilde bakın bir açıklık oluşmuş. Sizin de böyleyse şöyle alt kısımdan batarak bu açıklığı da kapatabilirsiniz. Şöyle yaptığımda kapanmış oldu. Yine ikili trabzan. Doladım. Bir de buraya batmak istiyorum ben. Yuvarlak olsun diye. Yine tığımı doladım. İkili trabzanlarla devam ediyorum. Parmağımızın olduğu kısımdayız. Şöyle göstereyim. Ne yaptığımız anlaşılsın. En son buraya batmışım. Şimdi bir sonrakine.
Yine buraya geldiğimizde de bakın bu şekilde bir açıklığımız var. Bunu da bir altından batıp kapatabilirsiniz. Nereye batalım? Şuraya. Bu şekilde yaptığımda açıklığım kapanmış oldu. Yine devam ediyorum. Başladığım noktaya da gelmişim zaten. Şimdi burada yukarıya çıkarken çektiğim zincirin tepe noktasından batıp ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Şöyle hemen ne yaptığımıza bakalım. Bakın parmağımız için ilk trabzan sırasını bu şekilde oluşturduk. Bu aşamada iken bir giyip denemekte fayda var. Bence gayet yeterli. Eğer sizinki fazla sıkı olduysa söküp daha sık biraz arttırma yaparak yapabilirsiniz. Ama bence gayet muntazam, güzel bir parmak oyuntusu. Şimdi bunun üzerine yine bilek kısmında ve uç kısmında yaptığımız şu tığ işi lastiği yapıyoruz. Hemen birlikte başlayalım. 1, 2 zincirle yukarıya çıktım. Tığımın başında doladım. Sıradaki trabzanın bakın belinden dolanıyoruz. Üstünden değil, ön kısımdan. İkili trabzan. Tığımın başını doladım. Bir sonrakinde de arka taraftan tığımızla batıp onun da yine ortasından dolanıp ikili trabzan. Bir önden, bir arkadan bu şekilde batışlarla parmak kısmı için olan lastik örgümüzü de tamamlayalım. Sonrasında da zaten eldivenimiz bitmiş olacak. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz deneyerek. Şöyle yapayım hemen göstereyim size. Ben bu kadar örmüşüm. Sizler bu yüksekliği deneyerek istediğiniz kadar örebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.